Herkese merhaba Şifrenizde izleyenleri Bugün sizlerle beraber Huawei'nin yeni bir kulaklığını inceleyeceğiz Bundan önce Huawei FreeBuds serilerini incelemiş Daha uygun fiyatlı serileri incelemiş Hatta hatırladığım kadarıyla 4i'yi de ben incelemiştim Sırada Huawei FreeBuds 5i var Huawei'nin kulaklıklarda hangi yeni özellikleri karşımıza çıkartıyor Kulaklıklarda neler önem veriyor Bunları tahmin edebiliyor, deneyimleyebiliyor ve sizlere anlatabiliyorum Bugünkü konuğumuz hem iOS telefonlarda hem de Android telefonlarda çalışabilen Huawei FreeBuds 5i Huawei FreeBuds True varis bir kulaklık. Yani cebinizde atabileceğiniz, her yerde kullanabileceğiniz, kendine has özellikleri olan bir kulaklık. Buradaki tasarımı görebiliyorsunuz. Dış kutuyla başlamak istiyorum. Buradaki kutu hem kulaklıkları taşıyabileceğiniz hem de kulaklıkları şarj edebileceğiniz bir yapıya sahip. Buradaki kulaklık şarj konusunda çok iyi ama bu detaydan incelemenin sonlarına doğru geleceğim. Öncelikle tasarımla başlayalım. Buradaki kutu aslında 3 farklı renkle karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi toz mavisi ki benim favorim bu. Nebula siyah, seramik beyaz. Gerçekten buradaki üç renginde çok güzel olduğunu ama toz mavisinin ben daire ayrı bir yeri olduğunu söylemem gerekiyor. Ayrıca aklınızda olsun beyaz kulaklıklar biraz daha erken kirlenmeye meyilli oluyor. Bundan dolayı biraz daha koyu renkli kulaklıkları almayı bence tercih edebilirsiniz. Buradaki kulaklığın en büyük özelliklerinden bir tanesi aslında kolay taşınabiliyor olması. Özellikle cebinize attığınızda, çantanıza attığınızda, el çantanıza attığınızda çok rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Cebe girip çıkmaya çok meyilli aynı zamanda hafif. Hatta kulaklıklardan her biri 4.9 gram, kutuysa 34 gram ağırlığında. Şöyle de bir data vereyim. Huawei FreeBuds 5i önceki nesil Huawei FreeBuds 4i'den %11 daha hafif olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi buradaki kutuyu açtığınızda karşınıza kulaklıklar çıkıyor. Şöyle bir alıyorsunuz. Ardından zaten eğer bir kere eşlemişseniz cihazınıza hemen hızlı bir şekilde bağlanıyor. Kulağınıza takıyorsunuz. Biraz da buradaki iç kulaklıklardan bahsedelim. Buradaki kulaklıklar pasif gürültü engelleme özelliğine sahip kulaklıklar. Görmüş olduğunuz gibi burada silikonlar var. Buradaki silikonlar Huawei tarafından geliştirilmiş. Daha yumuşak ve kulağınıza nispeten daha az rahatsız eden yani daha uzun süre kullanabileceğiniz silikonlar. İşin en güzel tarafı şu. Hepimizin kulağı farklı. Yani benim kulağımla daha büyük birisinin kulağı aynı olmadığı için de silikon konuşlarının farklı olması gerekiyor. Buradaki kutudan 3 farklı silikon ucu çıkıyor. Sizler size uygun olanı kulağınıza takabiliyor ve daha da rahat edip aynı zamanda daha uzun süre buradaki kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Bence bu da güzel detaylardan bir tanesi. Kulaklıkla alakalı sıradaki detay şu. Toza ve sıçramaya karşı dayanıklı. Şimdi toza ve sıçramaya karşı dayanıklı neden önemli? Kulaklıkla suyun ne alakası var diyebilirsiniz. Ancak şunu unutmayın. Ciddi manada spor yaptığınız bir günde ya da bir anda Karadeniz'de yaşıyorsanız İstanbul'da yoğun yağmur yağan bir yerde yaşıyorsanız aslında bu da önemli çünkü kulaklığı hem ciddi manada terlediğinizde hem de yoğun yağmur altında kullanabileceğiniz manasına geliyor. Tabii ki bunun bir sınırı var. Çok da abartmamak gerekiyor ama toza ve suya karşı sıçramaya dayanıklı olması önemli. Çünkü benim gibi eğer kulaklığı cebinizde taşıyorsanız da bir yerden sonra toz almaya da meyilli oluyor. Ama buna dayanıklı olması bence gayet güzel detaylardan bir tanesi. Buradaki kulaklık kulağınıza taktığınızda aslında kulağınızda gayet şık bir şekilde duruyor. Ben sevdiğimi söyleyebilirim. Hani rahatsız eden bir tasarım yok. Aynı zamanda kulağınıza taktığınızda sizi de mutlu ediyor. Benim kulağıma çok uygun bir şekilde oturdu ve kullanmaya başladı. Ben burada orta büyüklükteki silikon ucunu tercih ettim ki zaten kutudan çıkan iki tane silikon ucu var. Bir tane de üstünde var. Toplamda üç tane erişmiş olabiliyorsunuz. Buradaki kulaklıkların tasarımıyla alakalı en güzel özelliklerden bir tanesi de hızlı erişim. Peki neye? Buradaki kulaklıkların üzerindeki yapı sayesinde sizler telefondaki müziği ve aramaları yönetebiliyorsunuz. Kulaklıkları kullanarak sizler uzun süre bastığınızda aktif gürültü engelleme modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz ki bundan biraz sonra bahsedeceğim. İki kez bastığınızda sesi oynatma, duraklatma ya da aramayı cevaplayıp bitirme gibi özelliğe sahip olabiliyorsunuz. İsterseniz bu ayarları da değiştirebiliyorsunuz. Bunun gibi birçok ayarlar bulunuyor. Huawei FreeBuds 5e Swipe Control denen bu özelliği de sevdiğimi sizlere söylemem gerekiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Bu kulak artıkları aldık. Tasarımı çok güzel, hoş, cebimizde her yere taşıyabiliyoruz. Bağlantı konusunda durum ne? Yani ben bunu iOS telefonunda kullanırsam mutsuz olur muyum? Android telefonlarda kullanırsam mutsuz olur muyum? Kendi markası olan Huawei telefonlarda kullanırsam durum nedir diye sorabilirsiniz. Huawei AI Life uygulaması var. Hem Android telefonla tarafında hem de iOS tarafında buradaki uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Özellikle Huawei tablet ve Huawei telefonu kullanıyorsanız çok şanslısınız. Çünkü buradaki kulaklık en başarılı bir şekilde tabii ki kendi ekosistemi içerisinde çalışıyor. Peki ne yapabiliyor? Buradaki kulaklıkları iki tane cihaza birden bağlayabiliyorsunuz. Diyelim ki bir tabletiniz var aynı zamanda da telefonunuz var. Sizler telefonda rahatsız derken bir yerden sonra tablete geçtiğinizde tablette müzik dinlemeye başladığınızda herhangi bir şekilde geçiş yapma ihtiyacı duymuyorsunuz. Çünkü bu otomatik bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ya da Huawei bilgisayarınızda YouTube'da Videoyu izlerken telefonu arama geldi Yapmanız gereken tek şey Telefondan arama cevaplamayı seçmek Aynı zamanda da kulaklıkla konuşmak İşte her şey bu kadar kolay oluyor Ben Android tarafında ve Huawei cihazlarda Çok fazla sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum Ancak buradaki başarı oranı her zaman iOS tarafında olmuyor Eğer iOS cihazlarda kullanıyorsanız tabii ki bu kulaklıkları kullanmak mümkün Hatta ben 1.5 yıl boyunca Huawei FreeBuds Pro serisini kullanmıştım Ve gerçekten mutlu olmuştum Çok fazla sıkıntı yaşamamıştım ama Zaman zaman bağlantı sıkıntıları da yaşamıştım Aklınızda olsun her zaman her videoda söylüyorum onu ürünleri kendi ekosisteminde kullanmak her zaman için en iyisi şimdi bu kulaklığı kulağınıza taktık cihazlarla kullanmaya başladık her şeyini anladık ama nasıl ses veriyor yani bu da önemli Huawei burada hemen şu kulaklıkları da şöyle bir takayım hemen sizler alıştıktan sonra basit bir şekilde kulaklıkları koyuyorsunuz kapatıyorsunuz ve hazır bir hale geliyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yapmanız gereken şey buradaki kulaklıkları tekrar açıp kulağınıza takmak. Peki nasıl bir ses duyuyorsunuz konusuna geri dönecek olursak. Huawei buradaki kulaklıklarda 10 milimlik bir ses sürücüsü kullanıyor. Bizlere buradaki ses sürücüsü Hi-Res Audio Wireless sertifikası ile beraber yüksek çözünürlüklü ses verebiliyor. Aynı zamanda LDAC desteği ile beraber de buradaki kulaklıkla beraber yüksek çözünürlükle müzik dinleyebiliyorsunuz. Dinlemiş olduğunuz müziğin çözünürlüğü var. Aynı resimlerde, videolarda olduğu gibi. Peki bunu nereden anlayabilir? en basitinden Spotify kullanıyorsanız Spotify'da ayarlara girin orada da dinleme kalitesinde aslında farklılıklar olduğunu göreceksiniz. En yükseği seçtiğinizde ya da sizler daha farklı uygulamalarda en yüksek seçeneği seçtiğinizde eğer uygun bir cihazla beraber buradaki kulaklığı kullanıyor, uygun bağlantı erişmişseniz en yüksek çözünürlükte buradaki sesi dinleyebiliyorsunuz. Sadece konu bu değil. Buradaki en büyük detaylardan bir tanesi de çok equalizer. Sizler buradaki kulaklığın equalizer'ını ayarlayabiliyorsunuz. 3 farklı equalizer modumuz var. Varsayılan, bas güçlendirme ve tiz güçlendirme. Sizler daha fazla şarkıda bas duymak istiyorsanız ya da biraz daha tize önem veriyorsanız buradaki seçeneği ayarlayabiliyor ve kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bu da bence güzel özelliklerden bir tanesi. Ve şunu da söyleyeyim. Buradaki kulaklıkla her zaman için müzik dinlemeyeceğiz. Oyun da oynayacağız. Huawei bunun farkında ve şöyle bir mod geliştirilmiş Düşük ses gecikmeli oyun modu. Sizler buradaki modu açmış olduğunuz zaman buradaki kulaklıkla oyun oynadığınızda ses daha hızlı bir şekilde kulağınıza geliyor. Sizler ateş ettiğinizde, arabayla kaza yaptığınızda ya da size birisi ateş ettiğinde sesi daha hızlı bir şekilde duyabiliyorsunuz. Yani oyun oynuyorsanız da Huawei'in böyle bir modunun olduğunu sizlere söylemem gerekiyor. Benim aslında çok önem vermediğim ama daha sonradan ne kadar önemliymiş dediğim bir teknolojiye geleceğim. O da aktif gürültü engelleme. Şimdi biraz önce pasif gürültü engelleme var demiştim. Bu neydi? Buradaki silikon uçları kulağınıza tam bir şekilde otururken aynı zamanda dışarıdan gelen sesi pasif bir şekilde engelleyebiliyor. Yani nasıl yapıyor bunu? Sesi içeri almıyor. Peki aktif gürültü engelleme ne? Bu kulaklığın üzerinde çeşitli yerlerde mikrofonlar var. Dışarıdaki sesi algılıyor, frekansını ölçüyor. Ardından ters frekans bir şekilde kulağımıza ses Veriyor. Günün sonunda iki frekans, gürültünün frekansıyla beraber kulaklığın vermiş olduğu frekans birleşiyor ve ses yok oluyor. Sonuç sıfır olduğu için sizler gürültüyü duymuyorsunuz. Ben bunun önemini şöyle anladım. Aktif gürültü engelleyici kulaklıkları bırakıp aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olmayan bir kulaklığa geçtim. Özellikle otobüse bindiğimde, metroya bindiğimde, kalabalık yerlerde müzik dinlerken dışarıdan o kadar gürültü aldım ki beni çok fazla rahatsız etti. Özellikle bir röportaj videosu izliyorsam insanların sesini duyamadım. Sesi daha da arttırmak zorunda kaldım çünkü dışarıdan gelen ses beni rahatsız etti. Ancak buradaki kulaklık içerisindeki 3 farklı aktif gürültü engelleme moduyla beraber dışarıdan gelen gürültüyü dediğim gibi 48 desibele kadar azaltıyor ki bu hiç fena bir rakam değil. Peki neden 3 farklı moda sahibiz? Bunu da söyleyeyim sizlere. Ben bazen arkadaşlarımla ofisteyken gürültünün engellenmesini istiyorum. Bazen kütüphanede olabilirim. Bazen de metroda olabilirim. Çok gürültülü bir yerde olabilirim. Her yerdeki gürültü değişiyorsa aktif gürültü engelleme modunun da değişmesi gerekiyor. Buradaki aktif gürültü engelleme modları ultra, genel ve hafif olarak dağılıyor. Ben genelde ultra'da kullanıyorum ve seslerin daha fazla benden uzaklaşmasını sağlıyorum. Yani istemediğim sesler benden uzaklaşmış oluyor. Tabii ki buradaki ultrayı kullandıkça batarya süreniz biraz azalmış oluyor ama batarya kısmına geleceğim. Orada mutlu olacaksınız. Gelelim sıradaki konuya. O da ses konusunu Furkan anlattığın teknik detaylardan bahsettin ama bu kulaklığı aldığımda mutlu olacak mıyım? Aslında buradaki konuşmamız gereken konu şu. Kulaklığın fiyatı ne kadar? Sizin beklentiniz ne? Ben şunu söylemek istiyorum. Eğer sizler kulaklıkta tasarım önem veriyorsanız, aktif gürültü engelleme önem veriyorsanız, biraz daha sonra bahsedeceğim telefonla konuşmaya önem veriyorsanız aslında bu kulaklık size göre. Ancak çok üst düzey bir müzik dinleme deneyimi de bekliyorsanız sizler daha iyi Huawei kulaklıklara yakından bakabilirsiniz. Aklınızda olsun ama müzik kalitesinde beni tatmin ettiğini söylemem gerekiyor. İçerisindeki modları değiştirme beraber aynı zamanda sizler Equalizer'ı da değiştirebiliyorsunuz. Buradaki Equalizer'ı değiştirdiğinizde de ses size göre değişmiş oluyor. Dediğim gibi varsayılan bas güçlendirme ve tiz güçlendirmeye göre de sizler buradaki müziği ayarlayabilir ve değiştirebilirsiniz. Konuşuyor. Oyun oynadık, müzik dinledik, her şeyi yaptık, tasarımı anlattık. Peki bir gün telefonum çaldığında ne olacak? Yani telefonla konuşmak zorunda olduğumuzda bu kulaklık beni mutlu eder mi? Buradaki kulaklıkta şöyle bir durum var. Telefonla konuşma sırasında yapay zeka özel algoritma ile beraber destekleniyor ve sizler çevrenizdeki gürültüye rağmen daha yüksek bir sesle karşı tarafa sesinizi gönderebiliyorsunuz. Yani kulaklık mikrofondan sizi dinliyor, yapay zeka bazı gürültüleri yok ediyor ardından karşı tarafa sizi gönderiyor. Belki sizlere buradaki kulaklıkta çıkan müziği dinletemem, tam olarak o hissiyatı veremem ama gelin Huawei kulaklık konuşma sırasında karşı tarafa nasıl ses gönderiyormuş yakından bakalım. Şu anda FreeBus 5'i kullanarak ofis içerisinde çekim gerçekleştiriyorum. Tabii ki ofiste arkadaşlarım da var. İç mekan bu cihazla telefonla konuşmalar gerçekleştirirseniz karşı tarafın sesiniz böyle gidiyor. Ben testimi yaptım. Yorumlar kısmına lütfen yazın. Beğendiniz mi beğenmediniz mi bana fikirlerinizi belirtin. Ben her şeyi saydım. Oyunda oynadık artık, filmde izledik, müzikte denedik, telefonla da konuştuk. Peki bunu ne kadar yapabiliyoruz? Bu kulaklığın bence en ama en iyi özelliklerinden bir tanesi de aslında batarya kısmı. Batarya detaylarına baktığımızda buradaki kulaklığı tek şarjla 7,5 saat civarında kullanabiliyoruz. Yani sizler 8 saatlik bir uçak yolculuğuna çıkacaksınız. Yapmanız gereken şey şu. Kulaklığı çıkartın, kulağınıza takın ve 7,5 saate kadar tabii ki burada aktif gürültü engellemenin modundan tutun da ne kadar yüksek sesle dinlediğinize göre değişir, azalabilir. Ama bunun çok uzun bir süre olduğunu belirtmem gerekiyor. Kutuyla beraber de 28 saate kadar buradaki kulaklığı şarj etmek zorunda kalmıyorsunuz. Allah kimsenin başına göstermesin dediğim bir durum var. O da şu. Tam yolculuğa çıkacakken işte İstanbul'da oturuyorsunuzdur bir buçuk saatlik yolculuğa çıkacaksınız. Tam uçağa binecekken tam otobüse binecekken şarjınızın olmadığını fark ettiniz. Ne olacak? Kulaklıktan mı vazgeçeceksiniz? Hayır. Buradaki Huawei kulaklık 15 dakikalık şarjla beraber bizlere 4 saatlik bir kullanım ömrü sunuyor. Yani sizler yolculuğa çıkmadan önce ya da bu kulaklığı kullanmadan önce fark etmediniz hemen 15 dakika şarj ediyorsunuz. Ardından 4 saat kullanabiliyorsunuz. Bence bu güzel bir rakam ve inanın bana bir gün başınıza geldiğinde hayat kurtaracak. Bunu her zaman söylüyorum. Benim sık sık başıma gelir. Çünkü cihazlarımı bazen şarj edemiyorum ve günün sonunda buradaki kulaklık hızlı şarj olmasıyla benim hayatımı kurtarıyor. Günün sonunda kulaklığa baktığımızda hem toz mavisi rengiyle hem tasarımıyla hem de içerisindeki teknolojilerle kulaklık bizleri genel olarak mutlu edebiliyor. Eğer satın almak isterseniz açıklama kısmındaki linke bakabilir, fiyatına da bakabilirsiniz. Şu an için güzel bir fiyatla satıldığını söylemem gerekiyor ama satın alırken tabii ki rakipleri ve özellikle diğer Huawei kulaklıklara bakmanızı da sizlere söylemem gerekiyor. Şimdi bir özet geçmek gerekirse aslında bu kulaklığı hem AI e Life uygulaması ile beraber kullanabilmek, iki cihaz da aynı anda başarıyla kullanabilmek gerçekten güzel. Eğer iOS kullanmak istiyorum derseniz orada da kullanabilir ve iOS telefonlarda da Huawei AI Life uygulamasını kullanabilirsiniz. Tabii ki dediğim gibi her cihazı kendi ekosisteminde kullanmak daha güzel. Ancak bir Huawei kulaklığı daha incelemenin mutluluğuyla ben videoyu burada kapatıyorum. Eğer isterseniz daha önceki videolara da bakabilir. Hem Huawei'in daha uygun fiyatlı ya da daha yüksek performanslı kulaklıklarına da bakabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.